Evet sevgili izleyiciler, iz bırakanlar da var kalış hikayelerini işlemeye devam ediyoruz. Yıldızlar Geçidi de devam ediyor aynı zamanda. Bugünkü konuğum Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta bir kadın ismi Nevra Serezli. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir arşiv programda olmaktan mutluyum. İleriki nesiller en azından bizleri hatırlar, görür, neler yaptık, neler ettik. Bence çok faydalı bir şey bu yaptığınız. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizden bu sözleri duymak beni çok onurlandırdı. Nevra Hanım, sizinle hem hayata dair hem yaşama dair ve oyunculuk kariyerinizle ilgili sohbet etmek istiyorum ama siz, bu programı hazırlanırken sizinle ilgili bilgileri özenle buldum, bir kenara ayırdım, araştırdım mesela. O kadar çok şey var ki, aralıksız geçen ve yarım asırı aşkın bir sanat hayatı. Sadece tiyatro değil, tiyatronun yanı sıra Türk sineması ve televizyon dizileriyle de devam eden bir kariyer. Şöyle sizinle bir zaman yolculuğuna çıkalım istiyorum. Çıkalım. Arnavutköy Bebek'e gidelim. Gidelim. Evet, daha henüz yaşınızı doldurmadan ailenizle birlikte Arnavutköy Bebek'e geldiniz. Anneniz Ulya Şirvan ve babanız Mehmet Abdülkadir Süreya Şirvan'la birlikte. Ne kadar uzun ismi var değil evet, mi? Evet, hayli öğrencilik yıllarında zorlanmış olmalı babanız. Kalabalık bir ailede büyümüşsünüz. Nasıl bir duygu kalabalık bir ailede büyümek? Böyle bir şeyde, yalıda kendimi buldum doğduğum zaman. Ailenin fertleriyle, işte annemin teyzesi, annemin halası, akrabalar, hatta o devirde kalfalar, halayıklar denirdi. Birazcık sarayla da ilgisi vardı ailenin, Mabeyinci falan. Manisa valisi, Mabeyinciler, onların torunluk çocukları, köpekler. Öyle bir ailenin içinde, Bebek'te, deniz kenarında büyüdüm. Hatta yani evin önünden Bebek'te denize girerdik. Hemen atlar denize girerdik. O kadar da keyifli bir çocukluk geçirdim. Biraz parasız bir çocukluk geçirdik. Yani köşk var, şu var, bu var ama nakit para yok yani. Babamın işleri iyi gitmemiş oluyordu falan. Koleje sonra yazıldığım zaman bu maddiyat sıkıntısını, maddi sıkıntıyı aslında yaşadım biraz. Ama tabii aile mutlu olunca, aile birbirine bağlı olunca ve aile okumaya önem verince bunlar bir kenarda kalıyor. Bunu her zaman anlatıyorum hikayeyi. Babamdan ayakkabı isterdim, para vermezdi. İngilizce kitap alacağım derdim, parayı verirdi. İyi ki de öyle yapmış. Yani kitaba evet, para vermiş. Bizim kafamız başka türlü gelişmiş. Şöyle ki, yani hafta sonları kolejde okuyan bir genç ve faal bir kız olarak cumartesileri Beyoğlu'nda Amerikan Kütüphanesi vardı. Hala yerini çok iyi hatırlıyorum. Ben Bebek'ten dolmuşa biner, Beyoğlu'na giderdim. Kütüphaneden bedava dergi ve bir haftalık kitap alırdım. Dünyanın en mutlu insanı olurdum. İngilizce kitaplar. Tekrar dolmuşa binip evime gelirdim. Yani o yaştaki o genç kızın hafta sonunu geçirmesi. Ya da paramız yetiyorsa Dormen Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu, Genar Tiyatrosu'na bilet alır, tiyatroya giderdim. Yani şimdi bunlar o devirde hani gezmeler, tozmalar, diskolar, partiler yerine yapılan bir şeyin bana sonra ne kadar çok faydası olduğunu gördüm ama ben bunu isteyerek ve keyifle yapıyordum. Tamam, kimse beni zorla, hadi git kızım, kızım git biraz kitap oku değildi yani. Evet, içinizde de varmış demek evet ki. Peki efendim, şimdi kolej yılları var ama kolej yıllarının öncesinde ilkokula gidiyorsunuz. İlkokulda o günlerden bugünlere sizin kim olacağınıza, ne olacağınıza dair emareleri ilk gösterdiğiniz zamanlar, ilkokulda da temsillere çıkıyorsunuz, sahneye çıkıyorsunuz. Müsamere. Müsamere. Onlara müsamere denir. Evet, doğru, haklısınız. Müsamereye çıkıyorsunuz, elinizde mandolin, bir taraftan da şarkı söylüyorsunuz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendinizi mutlaka hatırlıyorsunuz. Tabii hatırlamam. O keşif, o sahnede olma duygusu size ne hissettiriyordu? Aa, işte ilk orada zaten ateş düştü. Yani ben sahneye çıkıp, hatta annem de bir kelebek kanadı yapmıştı kartondan. Bir de önden bir dansı falanı vardı. Mesela o kelebek kanadını
Şimdi olsa gidiyorsunuz biliyorsunuz dükkandan 3 kuruşa hazır alınıyor. Kartondan kesiyor annem. İşte babam yarısını boyuyor. Onu kurdeleyle mi ne yapıyorlar sırtıma koyuyorlar. Bir kere o sahne için bir özel hazırlık ve bir kostüm giyme keyfi. Arkadan mandolinle Santa Lucia'yı söylüyorum. Selam veriyorum ve alkış geliyor. Allah 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 Allah. Yani en mutlu insanı oluyorsun. Yani o çocuk yaşınla bunun bir elektrik, bir enerji geçişini alıyorsun. Kendimi şöyle hatırlıyorum. O resimleri de belki bir gün lazım olsa bulurum. Perdelerin önünde devamlı böyle balerin pozları verme resimlerim vardır. Ve pabuçlarımın içine pamuk tıkar, balerin hisseder, pamuğun üstüne çıkar. Böyle balerin pozu falan verirdim yani. Hep böyle şeyle ilgili bir şey. Yani sahneyle ilgili, şununla bununla ilgili. Sonra tutturmuştum babama piyano al diye. Babacığım da zavallı bana piyanoyu almıştı. Hoca da geliyordu. Çok kabiliyetsiz çıktım. Hiçbir şekilde beceremedim onu. Mesela onu yapamadım. Demek ki müzik aleti çalma ve müzikle o şekilde bir ilintim olmadı. Ama sonra kolejde solfej dersi aldım, şarkı söyledim, My Fair Lady'yi oynadım, müzikaller oynadım. Orada tamam ama Metin'cim de gitar almıştı, gitar çalayım diye onu da beceremedim. Yani o tarafta kabiliyetim yokmuş. Efendim o kadar çok kabiliyetiniz var ki o kadar da olsun değil mi? Peki kolejde ilk My Fair Lady ile sahneye... Yok ilk olur mu? Son senem o. Son sene, son yılınızda çıktınız. Ondan önce devamlı İngilizce her piyeste oynuyorum ve beni tiyatro kariyerime alıştıran Mrs. Dorothy Is diye bir İngilizce edebiyat öğretmenim hayatınızda var. Hayatınızda çok önemli. Çok önemli çünkü o tiyatro okumuş Londra'da zaten. Buraya gelmiş bir Türk profesöre aşık olmuş. Onunla evlenmiş. Türkçesi mükemmel ama tiyatro aşkı hep içinde kalmış. Her tiyatrocunun içinde kalır o. Onun için sene ortasında hem İngilizce öğrenelim hem İngilizceyi daha iyi konuşalım diye piyesler bulurdu ve piyes sahneye koyardı ve de seçerdi kim isterse parmak kaldırsın diye. Ben hep parmak kaldırırdım, beni seç ben oynayayım diye. İlk bir piyeste beni oynattı, şimdi hangisiydi ilk hatırlamıyorum, baktı ki bende biraz bir ışık var. Ondan sonra onun favori oyuncusu oldum. Hani Woody Allen'ın falan favori oyuncuları var ya. Ben onun favori oyuncusu oldum. Hatta o hale geldi ki piyesi seçiyordu, hangi rolü sen istiyorsun haline geliyordu. Ve biz, o da Bebek'te oturuyordu. Prova yapardık okulda. Prova çıkışı taksiyle o beni evime bırakırdı hocacığım. Müthiş. Yıllar yıllar sürdü dostluğumuz. Ben profesyonel oldum. Her oyunuma geldi. Ve hep birinci sırada oturup beni ayakta alkışladı ve hep seninle çok iftihar ediyorum dedi. Bana ilk tiyatro dersini veren, tiyatroyu sonra sırf o oyunla kalmadı mesela. Boş zamanlarında ofisine çağırırdı ve bize hep bana özellikle oyun okurdu. Oyun anlatırdı, Londra piyeslerini anlatırdı. Ben böyle hayran hayran Mrs. seyrederdim ve onun kaybı beni çok sarsmıştı. Ne büyük mutluluktur ama kendisi için de değil çok, mi? Çok, çok yani iftihar etti sizi benimle. Keşfetmiş olması. Uzun yıllar seyredebildi beni. Evet, çok önemli. Peki efendim, sonrasında siz Amerika'ya gidiyorsunuz. 2 yıl tiyatro eğitimi almak için. Hayır, o da öyle yanlış hep yazılmış. Nasıl oldu peki? Nasıl AFS, gelişti? AFS denilen, hı hı, American Field Service diye bir program var. Halen de devam ediyor. Halen program devam ediyor. Üyesiyim tabii otomatik olarak. 1962 yılında koleje geldiler ve 3 talebe seçtiler. 3 talebenin birisi de bendim. Amerika'ya 1 sene burada okuyacağın sınıfı Amerika'da okumak için seçildim. Bakın size bunca yıl geçti. 62'de gittim. Ben neden seçildim en ufak bir fikrim yok. Çünkü çok iyi talebeler, ben iyi talebeydim ama o kadar daha çok da talebe var ki iyi talebe. Yani mesela o 3 kişi niye bizdik? En ufak bir fikrim yok. Öyle okuldaki seçimlere zaten force falan hiç yazmaz, öyle şey olmaz. Hani birinin kızı da değilim, önemli bir şahsiyet de değilim. Nedense seçildim. O da Tanrı'nın bana bir hediyesi herhalde. Çünkü hayatımın en güzel senesiydi. Orada okula devam ettim. Orada da milleti şaşkına uğrattım. Çünkü hani Türkiye'den gelen bir kız derslerde bu kadar başarılı, tiyatroya giriyor, tiyatroda başarılı, drama dersleri alıyor, başarılı.
Çok başarılı oldum orada gerçekten. Ve bir senenin sonunda dönüp hiç sınıf kaybetmeden okulda tekrar devam ettim. Gene piyesler oynadım. Bu sırada Robert Kolej, o sırada erkek kısmı, biz Amerikan Kız Koleji. Yani şimdi espri tabii ama çok da severdik bu işi. Çünkü erkek kolejinden de erkekler gelirdi bizle oynamak için. Yani doğruya doğru. Şimdi erkekler heyecanlanır, kızlara gidiyoruz, akşam prova var. Biz de heyecanlanırdık. Hangi erkek gelecek acaba bu oyunda oynamayı? O yaşları düşünün. Tabii, sonradan çok büyük dostluklar da tabii oluştu. Bunlardan biri de Ahmet Levendoğlu'ydu mesela. Onunla da bir piyeste oynadık. Sonra tiyatronun en önemli isimlerinden biri haline de gelmişti. Öyle piyesler, provalar. Sene sonunda artık koleji bitirirken My Fair Lady müzikalini Mrs. Is koymaya karar verdi. Tek seçeneğim sensin dedi ve bana günlerce Cockney aksanını öğretti. Orada kız başta Cockney konuşur. Hı hı. İşte Profesör Higgins, yani Rex Harrison'ın oynadığı rolde ona doğru İngilizce konuşmayı öğretir. Müthiş bir roldür o. Kızın rolü de Eliza Doolittle ve Professor Higgins. O piyes koleji yıktı geçti. Yıktı geçti. Tek temsilken mesela 4-5 temsile uzadı. Çünkü müthiş, şaşırdı müthiş herkes. Gerçekten. Evet, tek bir piyanoyla müzikal oynadık. Bütün oyuncular da çok başarılıydı. Okul şaşırdı. Hala anlatılır o temsil. Evet, belki de tam da o gün işte gelecekte ne olacağınızı, kim olacağınızı ortaya koyduğunuz bir oyun olmuş. Olmuş. Neden? Haldun Dorman'ın oğlunun dadısı o piyese geliyor. Beni görüyor. Bir sene, iki sene sonra Haldun birini ararken, kolejde bir kız vardı, My Fair Lady'yi oynuyordu. Çok başarılıydı. Haldun Bey, bir onu arasınıza diyor. Arasanıza diyor. Ve Haldun bana profesyonel oyun teklifini bu şekilde ediyor. Dadıdan duydum diyor, seni çok beğenmiş diyor. Düşünebiliyor musunuz? Harika. Evet. Müthiş bir şey gerçekten. Ve o gece orada olması da dadının aynı tabii zamanda değil mi? Her şey yıldızlar birleşiyor. Yıldızlar anı yakalama IQ'su diyelim. Peki siz okul bitiyor. Tabii amatör sahne hayatınız orada bitiyor. Ve sonra şöyle bir şey oluyor. Haldun Dorman'ın, Yıldız Kenter'in, Müşfik Kenter'in, Haldun Taner'in yine tiyatro dersleri verdiği o dönemin çok meşhur bir kurumu LCC. Evet. Orada işte sekreterlik yapmaya başlıyorsunuz. Ama onun da ilginç bir hikayesi var. Çünkü aslında kazandığınız parayla o kursa gitmek için para biriktiriyorsunuz. Canım, sekreter olarak çalışıyorum. O para kurs parası oluyor. Bu, çünkü bu o müthiş çok bir önemli azim, bir, müthiş çok bir istek. Çok önemli bir beyefendiydi, Mesut Bey sahibi. Ben ona gelmek, oynamak ama çok zor bu para falan deyince, sabah dedi sen erken gelebilir misin dedi. Tabii dedim, o zaman sen yarım gün burada sekreter. Yani ne kadar, onu hayatım boyunca unutmam Mesut Bey'in yaptığı bu jesti. Karşısında bir kolej talebesi, gencecik bir kız, kurs almak istiyor. Parası yetmiyor. Onun belki halinden, tavrından, konuşmalarından anlıyor ve ona bence sekretere bile ihtiyacı yok. Evet. Bana böyle bir yollar. Böyle insanlar var işte hayatta. Hayatım boyunca onun bu iyiliğini unutmam ve benim kariyerimi şekillendirmiş oluyor. Çünkü ben oraya giderek Haldun Dorman, Yıldız Kenter'le tanışıyorum. Haldun benim bir senenin sonunda oyuncu olmam, profesyonel olmam için teklifte bulunuyor ve profesör Dorman'e giriyorum evet. Yani. Gerçekten müthiş bir hikaye ama sizin azminiz de kuşkusuz ortada. Yani, beyefendinin yaptığı da müthiş bir zarafet. Çok, çok. Böyle insanlar var. İnsanın hayatına dokunan insanlar vardır ya. Evet. İşte dokunan insan. Dokunan ve değiştiren. Peki 22 yaşındasınız ve 1966'da kendinizi birden Cengiz Han'ın Bisikleti isimli oyun içinde buluyorsunuz. Kimler oynuyordu? Nasıl bir oyundu? İşte ilk oyunu. İlk oyun. Gül Hanım rolüydü, hiç unutmam. Her şeyi unuturum. İlk rolümün adını hiç unutmam. Gül Hanım, Erol Keskin, Suna Keskin, Altan Erbulak, Füsun Erbulak. Aman efendim, kadroya bakar mısınız? Daha da var. Yüksel Gözen de vardı galiba. Turgut Boralı var.
Nisa var mıydı? Nisa Serezli yok. Var mıydı? Yok muydu? Şimdi hata yaparım, ayıp olur. Ama yani böyle bir kadronun içine ben tıfılık bir vaziyette bir kurs görmüş olarak girdim. Çok çok iyi karşıladılar beni. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Haldun zaten rejiyi yapıyor. Ve de turneye gideceğiz. Gayet güzel. Oyunlar güzel. Oynandı. Sükse yaptı. Böyle devam etti. Sonra Metin Serezli, ki ben o zaman onu Metin Serezli olarak tanıyorum. Başka bir şey yok. Göğüste bir zatürreye mi bir böyle bir hastalanıyor. Doktor diyor ki sadece eve istirahat etmesi lazım diyor. Füsun Erbulak'ta hamile kalıyor. Ve bunlar Çıplak Ayak diye süper sükse tutmuş bir oyunu bırakmak zorunda kalıyorlar. Haldun Dorman de diyor ki yahu biz turneye gideceğiz. Ya bu piyesi götürmemiz lazım. Gel ikimiz oynayalım bunu diyor. İkinci bir piyes olarak da ben onu hazırlıyorum. Hayatımda en keyif alarak oynadığım komedi oyun, bulvar komedisinden biridir Çıplak Ayak. Yıllar önce de Robert Redford'la Jane Fonda galiba oynamıştı bunu. Müthiş bir komedidir, çok şeker bir oyundur. Bu sene oyunu aynen tutar gene öyle yani. Ondan sonra işte turnede iki oyunu birlikte oynamaya başladım. Döndüm geldim, o sırada birdenbire şöyle bir şey dönmeye başladı. Ya Ankara Sanat Tiyatrosu durdurun dünya inecek var diye Genco Erkal bir oyun oynayacak. Kadın oyuncuyu bulamıyorlar. Ben İstanbul'da Dormen'deyim. Dinlemiyorum bile bu lafları. O sırada Ayten Gökçer'in lafı geçiyor, Ayla Alkan'ın lafı geçiyor, başka oyuncuların lafı geçiyor. Ben böyle oturup dinliyorum. Hiç benim ilgim yok. Birdenbire müdür beni çağırdı. Dedi hiç üstünüze alınmıyorsunuz o ana kadar yani. Yani bir de ben daha birinci senem oynamışım şeyi, başrole nedir ya. Dedi ki bana şey, ya dedi Ankara Sanat'ın dedi müdürü Bülent dedi. Diyor ki dedi acaba Nevra gelir bizle bu müzikalde oynar mı? Becerebilir miyim dedim. Sen oynarsın oynarsın dediler. O sırada da artık aradan iki sene geçmiş, hani Metin'le de var bir şeyimiz, kontağımız konuşulmuş ama. Metin dedi ki git oyna dedi. Bir oyuncuya böyle rol hemen düşmez dedi. Bir okudum teksti. Belki de bunca yıl içinde belki de iki kere üç kere öyle oyun düşmüştür bana yani. Hakikaten bir oyuncuya 40 senede bir düşecek bir rol. Beş ayrı tipleme, Amerikalılar, Almanlar, şarkı da söylüyorum, komik, Genco Erkal ve ben gittim Ankara'ya. Bir oyun çıktı. Kapılar kırılıyor. Müthiş, Ankara Sanat'ta yer bulabilmek için bizim yolumuzu kesiyorlar. Yerlere oturuluyor. Çünkü Ankara Sanat küçük bir tiyatroydu. Müthiş bir sükseyle orada oynadım ve bir yıldız doğuyor diye bana Ankara gazeteleri manşeti attı yani. Çok başarılı olduğum söylendi o devirde. Bir de çok güzelsin sahnede. Bu kız nereden çıktı deniliyormuş. Ben bunun hiç farkında değilim. Hala bile bazı böyle benim yaşıtım şey insanlar, siz bir piyeste oynadınız, kırmızı bir kalpağınız ve kırmızı çizmeleriniz vardı diyor bana. Aa diyorum, Rus rolü, durdurun dünya. Evet ya diyor. Kırmızı kalpakla çıkardınız diyor. Gözleriniz yeşil yeşil parlardı diyor. Ay çok teşekkür ederim. Nasıl? Yani iz bırakmış. Güzel şeyler bunlar. Ama evet, o sırada bunların farkına varmıyorsun da. Ben varmadım en azından. Yıllar yıllar sonra şimdi yaşarken, o lafları duyunca etkilendikleri için hoşuma gidiyor. Ve bunu hatırlayabildikleri için hoşuma gidiyor. O güçlü duruşunuz, o antrelerdeki çıkışınız, kollarınızı açarak işte ben buradayım der gibi adeta gerçekten izleyici olarak hepimizi kuşaktan kuşağa çok etkilemiştim. Ama ben biliyorsunuz ki normal hayatta hiç öyle kollarımı açarak bir yere girip öyle bir hava atamam. Atamam. Sahnenin gücü belki. Evet, sahnede. Sahnenin gücü. Yani olmadı. İnanın bunu çok samimi söylüyorum. Hiçbir yere böyle hani ben şimdi şu yaşımdaki ve şu insanlardan gördüğüm saygıya bile hani ben geliyorum o hayat boyu yapamadım, yapamam, karakterim öyle değil. Hiç öyle değilimdir. Ama sahnede canavarlaşabiliyorum.
sahnede devleşiyorsunuz evet. adeta. O tabii müthiş bir duygu. İzleyicilere de geçen bir şey. İşte o yüzden yıllar boyu iz bırakıyor. Ve Hisseli Harikalar Kumpanyası yine çok sevilen müzikallerden bir tanesi. Türkiye'yi sarsıyor, herkes çok seviyor, çok izliyor. Müthiş bir kadro yine. Evet. Neler hissettiniz o kadroyla, o oyunun içinde olmakla yani, birlikte? O da işte mihenk taşlarından biridir Haldun Dorme'nin zekası. Yazdı böyle bir müzikal. Erol Evgin, Adile Naşit, Ayşen Gruda, gene Turgut Boralı, Asuman Arsan, Belkıs Dilligil, yani müthiş bir kadro içinde. Mehmet Ali Erbil, İlyas Salman, daha kimler var, kimler? Melih Kibar müzikleri, Çiğdem Talı sözleri, Hisseli Harikalar Kumpanyası başladı. İlk günden itibaren seyirciyi sardı, sarmaladı ve şimdi de yani o hep anlatılır. Hisseli Harikalar ayrı bir yerdedir. Herkes için, herkes için. Onu kimse unutamaz. Yıllarca oynadık. Hisseli Harikalar Kumpanyası. Arada... Kartal Kağan. Ay unutmayayım onu, evet, çünkü evet. açılışı o yapardı işte Kartal Kağan. Hisseli Harikalar Kumpanyası başlıyor diye açılışı perde önünde Kartal Kağan'cım yapardı. Ve müzikaller devam etti. Sonra Deve Kuşu Kabere yılları var. O da müthişti yine. İzleyicinin çok sevdiği, çok içselleştirdiği kabarelerden biriydi. Sonra... Sinema kariyeri de devam etmiş oldu. Aslında aynı zamanda mı çakışan yıllar var? 70'ler, 80'ler evet, falan. Çakışan yıllar var. Pek çok yine film var. Film var ama ben mesela hiç filme çok fazla konsantre olup da aman sinema yapayım demedim. Çünkü hep tiyatroda çalışıyordum. Evet. Ama Kemal Sunal ve mesela ne bileyim bir Atıf Yılmaz Kartal Tibet rejisi geldiği zaman tabii ki hele Zübük mesela çok sevdiğim bir filmdir. Zübük filmine mesela bilhassa oynamak için çok istedim. Ama hani tiyatro yapan insan aslında çok tiyatroya kendini verdiği zaman ay bir de gideyim sinema yapayım olamıyordu. Çünkü bizim yıllarımızda şimdiki gibi değil. Haftanın 6 günü oynarsınız, uzun turnelere gidersiniz. Yani bir de sinemaya ayıracak zaten vaktiniz olmazdı. Hep yazın çoğu çekilirdi ki hani turneden döndüğün zaman çekilsin tabii diye. Tabii şimdiki gibi değildi. Gündüz provalar, her gece oyun. Tabii canım matine. Müthiş yani bir çok tempo. Çok ağır gerçek. Tempoda. Ben şimdi tiyatro yapsam daha genç dururum yani. Çünkü o kadar yıpranmamış olurum. Hayır hakikaten öyle ama. Bir evet. düşünüyorum da ne günler geceler geçirdik, ne yorgunluklar geçirdik ya. Oyun 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 üstüne oyun 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 üstüne. Araya aşk sığdı, çocuklar sığdı, onlar torunlar hangi ara sığdı. Sığdı belli değil. Sevgili Metin Serezli'yi de anmadan buradan olmaz, eksik olur. Boyuyla, posuyla, duruşuyla, oyunculuğuyla, her şeyle müthiş bir sanatçıydı gerçekten. O da Türk tiyatrosunda iz bırakan isimlerden biri oldu. Komediyi en iyi bilenlerden evet. biridir. Rejisiyle, oyunculuğuyla, her evet. şeyiyle. Sesiyle. Sesiyle dediğiniz gibi. Çok güzel hatırlattınız onu sevgili Metin Serezli'nin o güzel tok ben sesiyle. Ben ilk onu Arkası Yarın'da TRT'de, Arkası Yarınlar'da sesine aşık olmuştum. Hiç bilmiyorum, hiç tanıyorum. Arkası Yarınlar vardı. Evet. Her sabah 9:20 geçe mi? 10:20 kalamaya başladı. Polis radyosu. Ondan sonra. Ay onun böyle bir çıkar, bir konuşur. Allah'ım bu adam kim, bu adam kim? O ne ses? Böyle burnu da hafif tıkalı. Bayılırdım. Sonra evlendikten sonra hep Metin'e dedim ki ne olursun arada bir bana bu sesinle konuş. Çünkü normal hayatta öyle bazen böyle hatta bağırır böyle bir şey. Metin sesini kullan bana derdim. Bir şey söyler derdim ki gel şu kulağıma mır 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 biraz bana konuş. O kadar hayrandım sesine. Siz hiç evlilik teklifi almadan Metin Bey'le evlenmişsiniz. Hem de evet. bir gül ve bir gofret karşılığında. Evet, evet. Bu da ders olsun şimdi evlenecek olanlara. Bir gofret ve bir gül 50 seneye yakın evlilik sürdürebiliyorsa o götürdüğünüz gümüşlerin falan hiç faydası yok. Siz bir gofret götürün de 45 sene bir yastıkta baş koyun eşinizle birlikte. Evet.
hiç önemli değil ve o kadar denk düştü ki babam, çünkü tam bu kafada bir adamdı. İşte diyorum, pabuç parası vermiyor, kitap parası veriyor. Tabii. Metin elinde bir gol, tek gol, kızını isteme gül dediği zaman tam bana göre damat dedi. Yani materyale, paraya, güce, bilmem neye bakmayan, kafası bambaşka yerde olan değişik bir adam türü yakaladım diye çok sevindi. Ömür boyu da çok dost olarak yaşadılar. Ne mutlu. Yani. Ve nikahınız o çok sevdiğiniz, ikinizin de çok sevdiği, var olduğu tiyatro sahnesinde gerçekleşiyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi 45 yıl. Neydi bu mutlu evliliğin sırrı? Eminim şu an evli olanlar, evliliğini sürdürmeye çalışanlar ya da evlenmeyi düşünen insanlar vardır. Bir kere altyapısında aşırı büyük bir aşk var. Aşksız evliliğe çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü şeye de hiç inanmıyorum. Bazıları belki kızacak. Aşkın süresi kısadır, geçer, yerini sevgi al. Yok abi, ben kocam ölene kadar aşıktım ona. Aşk, gerçek aşk varsa, o aşkı sen istersen adrenalin yükselişi, istersen kalp çarpıntısı, istersen elinin ayağın titremesi olarak kabul et, istersen de onu gördüğün anda titreme olarak kabul et. Ben Metin'in sesini telefonda duyduğum anda, kapı zilini duyduğum anda heyecanlanırdım. Son güne kadar. Onun bir kapı zili vardı. Tat 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 diye çalardı. Ay geldi derdim yani. 50 sene sonra, 40 sene sonra da. İşte aşk o. Aşk o. Tabii ki kavga hiç mi etmediniz? Ettik. Üstelik kavga etmeyi çok severdim. Çünkü barışması çok güzel olurdu. Çok cilveli olurdu. Çok hoş olurdu. Bazen bilhassa kavga ediyor. O olmuştur. Çok güzel minik şeylerle birbirimizi keyiflendirirdik. Olmadık bir yere bir not koymak. Bavuluna turneye giderken gizlice bir çikolata yerleştirmek. Bir gün yatağına bir gül götürmek kahvesinin yanında. Ama şimdi sen bunu yapıyorsun da ondan da gelmesi güzel olur. O da aynı şeyleri yapardı. Çok uzak bir yerde turnedeyim, pat diye çıka gelirdi. Kuliste bana sürpriz yapmak için. Mesela o devirde yollarda o kadar iyi değil. Kaç saat araba kullanmış mesela. Ya bunları anlatırken bile heyecanlanıyorum şimdi. Böyle bir şeyler bir evlilik içinde varsa o evlilik zaten bitmez ki. Yani bitemez. Ne olursa olsun siz onu halledersiniz. Sorun yaşamıyor musun? Tabii yaşıyorsun canım, o kadar. Yani hiç kavga etmedik, hep mutlu. Olur mu? Her türlü şeyde sorun var. Evde var, çocukta var, okulda var, okul için var, piyes için var. Her şey için var. Ama bunları halletmesini öğrenmek, onun bakış açısından bazı şeylere yorum yapmak. O da bana, ben de ona. Yani ben mükemmel miyim? Değilim. O mükemmel mi? Değil. Aynı zamanda söylediğiniz şey çok sihirli. Yani birbirini değiştirmeye çalışmamakta. Evet, evet. 50 kaç sene yaşadık? Metin kaç yaşına kadar yaşadı? Tanıdığım gün huyu neyse ölene kadar aynı huydu. O sizin güzel seslendirmeleriniz. Özellikle çizgi filmlerdeki. Şimdi sevgili izleyicilerimiz de hemen hatırlayacaklar zaten. İşte Taş Devri'ndeki Vilma. Vilma. Vilma Fillingstones. Evet. Ve Jetgiller. Bir dönem çocukların en çok sevdiği çizgi filmlerdi. Seslendirmede de çok başarılıydınız. Yani neden? Neden? Çok seviyordum. Çok seviyordunuz. Çok, bak sinemaya dedim ya, yani hep böyle biraz uzak şey yaptım. Yani yap, ne bileyim, bir çalışma tarzını mı, bölük pörçük çekilmesini, bir şeysi beni, yani yaptım tabii ki sinema oyunculuğunu ve sinemaya katiyen, hayır ya öyle bir şey demek istemiyorum. Çok başarılı işler de var. Ha, tabii canım, onu demek istemiyorum. Ama mesela o karanlık odada mikrofon başında onları, o çok zevk veriyordu. Bir de Bıcır'la Gıcır'ın vardır meşhur. Ya. İki fare. Fareydi değil mi onlar? Fare. Onları ilk Altan Karındaş konuştu. Sonra Altan Karındaş ayrılmak zorunda kaldı ve beni istemiş. Nevra konuşabilir demiş. Ve canım Altan Karındaş'ım stüdyoya geldi ilk günü. Bana mırrrrt diye böyle birazcık rrrrt diye konuşurmuş. Bana onu gösterdi. Böyle konuşacaksın, böyle yapacaksın diye. Büyük sanatçı. Çok çok büyük bir sanatçı. Durdurun Dünya'yı oynarken de Alman şivesine, Ilse Mercedes diye bir Alman'ı oynuyordum. Hı hı. Onu da Altan Karındaş. Ben 2 senelik, 3 senelik bir tiyatrocuyum. O da çok önemli bir rolde oynuyor.
Benim de teyple, o zaman böyle kaset şey teypler vardı. Dediler ki bana, Altan Karıntaş harika Alman taklidi yapar. Ben müsaade istedim, kulise girdim. Yani beni tanıyor, tanımıyor bu kadar. Dedim ki Altan abla, dedim ben, dedim bir piyeste Alman şiveli konuşmam lazım. 2-3 cümle bana, tabii hemen dedi, şu makyajımı sileyim, gel otur bakayım şuraya dedi, aç teybi dedi, bana bütün tekste okuyacağım şeyleri kendi şivesiyle okudu ve ben o teypten çalışarak o şiveye yakalamıştım mesela. Çok önemli bir sana, bazıları kulisine bile sokmaz seni. İşte büyüklük de böyle evet. Bir şey. Peki son olarak şunu sormak istiyorum size. Tüm bu yaşadıklarımdan öğrendim dediğiniz şey nedir? Hayatla ilgili. Mutlu olmaya bakmalı insan. Ve de en önemlisi küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmeli. Ben çok mutlu bir yaşam sürdüm. Her türlü zorluğa rağmen, en son Metin'i kaybıma rağmen dönüp baktığımda şanslı bir insan olduğuma inandım. Aslan gibi 2 evlat, 4 tane torun, dünya şekeri 2 gelin, kardeşim, yeğenlerim, ailem müthiş. Ondan önceki babamı, annemi kaybettim, o ailem müthiş. Yani aile olarak bir kere %100 şanslıyım. Metin'le yaşadığım için, kocam olduğu için çok şanslıyım. Tiyatro yaptığım için çok şanslıyım. Dünyam çok renkli. Şu anda da belki şu anda tam olarak bilfiil oynamıyorum ama her şeyden zevk almaya çalışıyorum. Her şeyden. Küçücük bir şeyden de, bir tiyatroya oyun seyretmeye gittiğimden de, buraya söyleşiye geldiğimden de. Yani hayatta mutluluğu ve güzellikleri aramak lazım. Biraz içine dönüp bak, ben ne kadar keyifliyim, ne kadar iyiyim, hayat ne kadar güzel. Küçük şeylerle de mutlu olmak lazım. Küçük şeylerle de mutlu olmak lazım. Çok teşekkür ediyorum Nevra Serezi bu keyifli söyleşi için. Ben teşekkür yeniden ederim. Yeniden görüşebilmek umuduyla mutluluğun altını bir kez daha çizelim. Çok teşekkür kapatmadan. Ederim. Harika bir program oldu. Sorularınız, çalışmalarınız hakkında bulduklarınız da çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler, bugün iz bırakanlarda konuğum Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Nevra Serezli'ydi. Yeni bir iz bırakanlarda yeni bir portreyle görüşünceye dek hoşça kalın.